Arkadaşlar, bugün size kordon bleu hazırlayacağım. 3 porsiyon olacak. Kullandığım malzemeler şöyle: dövülmüş dana biftek, dana jambon, kaşar peyniri, dilim kaşar, galeta unu, un ve yumurta. Lezzet vermek amacıyla da tuz ve karabiber kullanacağım. Normalde kordon bleu'nun içine pastırma kullanılmaz ama lezzet vermek amacıyla ben biraz da pastırma kullanacağım bir dilim. Şu bifteği alıyoruz. Şu orta kısmına bıçakla çizik atıyoruz. Buranın daha iyi pişmesi, çiğ kalmaması için. O yüzden bıçakla çiziyoruz. Tuz ve karabiber ile lezzet veriyoruz içerisine. Şöyle yedireceğim her yerine arkadaşlar. Önce bir dilim jambon koyuyorum. Bir dilim kaşar koyuyorum onun üzerine. Bir dilim pastırma koyuyorum. İçindeki malzemenin dışarı çıkmaması için şu etrafına şu şekilde yumurta sürüyorum yapışması için. Bu yumurtayı sürmezsek etrafına yapışmaz yeterince ve içindeki kaşar dışa çıkabilir. Şimdi tost gibi kapatıyoruz. Şöyle arkadaşlar, hazırladığım etimi önce una şu şekilde her yerini güzelce buluyorum. Bunda etinizin ince dövülmüş olması çok önemli. İnce dövülmediği zaman güzel pişmiyor. O yüzden kasabınıza bunu belirtin alırken. Sonra yumurtaya batıracağım şu şekilde. Şöyle. Her yerini batırdım. Daha sonra galeta unuyla kaplayacağım. Evet, ilk etimi pane yaptım. Evet arkadaşlar, kordon bleu'yu pane yaptık. Bu şekilde hazırlayıp istediğimiz zaman kızartabiliriz. Ama gün öncesinden hazırlamamak gerekiyor. Birkaç saat önceden bu şekilde hazırlarsanız, pane yaparsanız kızartmayı hazır hale gelecek. Arkadaşlar, tavaya az miktarda yağ koyuyoruz. Az miktarda kızartıyoruz
kordon bulu'yu. Ama yağın önce kızması gerekiyor. Tavanında kızması gerekiyor. Tavadaki yağı ısıttık. Şimdi kordon buluları kızartmaya başlıyorum. Orta ısıda kızartıyoruz. Kızartmada dikkat edeceğimiz nokta, her iki yüzünü de 4'er dakika kızartıyoruz pişmesi için. Şimdi 4 dakika bir kısmını kızartacağım, bir yüzünü, 4 dakika diğer yüzünü kızartacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 4 dakika ilk yüzünü pişirdik. Şimdi çeviriyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi 4 dakikada alt yüzeyi pişecek. Diğer yüzeyi de şimdi 4 dakika pişecek. Evet arkadaşlar, şimdi kordon bulunun her iki yüzeyini de bu şekilde pişirdik. Kordon buluyu diğer parçayı da kızartırken, diğer porsiyonu şey yapabiliyoruz. Tencerenin içerisine alıp bu şekilde kordon buluyu tencereye koyduk. Kapağını kapatacağız. Soğumayacak şekilde servise kadar bekleteceğiz. Kordon bulunun servisinde üzerine demiglas sos, orijinalinde demiglas sos hazırlanır. Ama ben demiglas sos olmadığı için tereyağı, içerisine çok az miktarda salça koyup o şekilde üzerine servis yapacağım. Bu da gayet lezzet verecektir kordon buluya. Tamam.